Merhabalar herkese. Hepiniz hoş geliyorsunuz, sefalar getiriyorsunuz. Hoş geliyorsunuz, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Beni tanımayanlar için öncelikle kendimi tanıtayım. Aslında arka planda hep postları paylaşırken görüyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz, mesajlar gönderiyorsunuz. Ama çok tabii birebir tanışmıyoruz birçoğumuzla. Ben Gizem Yıldız. Instagram'da da Sağlığın Yedi Gizemi adıyla sizlerle birlikteyim. Sizlere ve bütüne katkı olacak şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bilgilerimi nacizane sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunun dışında sosyoloji bölümü mezunuyum. Ama mesleğimi çok icra etmediğim için sosyoloğum demeyi sevmiyorum. Çünkü sosyologluk bambaşka ve çok önemli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Hocalarıma saygısızlık etmiş olurum sosyoloğum dersem eğer. Sosyoloji bölümü mezunuyum. Aile danışmanlığı eğitimi aldım sonrasında. Ama şimdilerde bireysel danışmanlıklar yapıyorum. Refleksoloji uzmanıyım. Dolayısıyla 10 yıldır devam ettiğim refleksoloji tedavilerim var. Ve en son da yoga eğitmenliğiyle meslek hayatıma devam etmeye başladım. Kurumsal hayatta tabii ki herkes gibi benim de tecrübelerim oldu. Kurumsal hayattan vazgeçip ayrılıp sonrasında daha çok kişisel gelişime yönlenen kişilerdenim. Zaten hedefim ve hayallerim hep bu doğrultudaydı ama birazcık kurumsal hayatta zaman geçirmem gerektiğini düşünüyordum. Ama gel gör ki hastalıklarım artınca hastalıklarım sayesinde nasıl iyileşeceğim vesaire diye düşünürken bir profesör doktorun bana önerisiyle senin yoga yapman lazım kızım dediği zaman çünkü benim kolesterolüm 350'lere çıkmıştı, şekerim 40-45'lere falan düşmüştü böyle. Her doktora gittiğimde farklı bir teşhis duymaya başlamıştım. Kurumsal hayatının getirdiği iş stresi vesaire derken. Sonrasında kendime iyi gelmek, kendimi iyileştirmek üzerine çıktığım bu yolculukta baktım ki gerçekten oluyormuş. İnsan kendi kendine fayda olabiliyormuş. Ben yaptıysam bu benim bilgilerimi neden herkese aktarmayayım diye düşünerek zaten hep istediğim bir şey olan, zaten refleksolojiyle de birlikte kişilere fayda olmaya çalıştığım için kurumsal hayattan ayrılıp şimdi sadece kişilerin hayatlarında kolaylaştırıcı olmayı seçiyorum. Böyle Gizem Yıldız işte ben. Zaten istediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı elimden geldiğince cevaplıyorum. Bugün burada sizinle yoga ile ilgili konuşmak istiyorum. Ve sabah çok güçlü bir dolunay gerçekleşti. Sabah saat 08.07 saatinde. Akrep Burcu'nda dolunay gerçekleşti. Yeni ay gerçekleşti. Normalde yeni aylar aslında çok güzel enerjileri barındırırlar. Çok böyle keyifli oluruz, neşeli, huzurlu oluruz. Ama şu sıralardaki sıkışık enerjiler dolayısıyla bu yeni ay bir de Akrep Burcu'nda olduğu için biraz daha bizi zorlayıcı, tetikleyici etkiler taşıyor. Bunları rahatlatmak ve bu süreçin biraz daha zorlayıcı geçeceği için bu zorlayıcı etkilere kendimizi güçlendirmek adına güzel bir meditasyon yapacağız. Bunun için gün içinde zaten bir yazıda paylaşmıştım sizlerle. Yanınızda tertemiz bir kağıt, bir kırmızı kalem. İsterseniz mum tütsü olabilir, varsa doğal taşlarınız olabilir. Ben bugün yanıma şöyle bir kristal kuvarsımı aldım. Bu taşlar ortamı temizler, radyasyondan, negatiflerden bizi korur. Şöyle parça ametist taşlarım falan var mesela. Ametist taşları meditasyonda çok faydalıdır. Eğer böyle doğal taşlarınız varsa bilekliklerinizi takabilirsiniz. Onun dışında işte ham taşlarınız varsa onları yanınıza alabilirsiniz. Şu an yapsak tabii ki uygun olur. Birlikte meditasyon da yapacağız zaten. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Önce birazcık konuşacağız. Yayınımızın son böyle 15-20 dakikası, belki yarım saatinde de artık akışa bırakıyorum her şeyi. Son yarım saatinde meditasyon yaparak geçirmeyi planlıyorum. Biz de sizleri çok seviyoruz. Sizler sayesinde besleniyoruz. Biz de sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet, yavaş yavaş konumuza geçelim diye düşünüyorum.
Ha, öncesinde çalışmalarımızdan bahsedeyim. Hep soruyorsunuz mesajlarda, gözden kaçıyor. Biz genelde etkinliklerimizi, yaptığımız eğitimleri storylerimizde paylaşıyoruz. Onları takip edebilirsiniz ama ben de buradan kısaca bir duyurmuş olayım. Yakın zamanda Cenk hocamızın bolluk bereketle ilgili 6 modüllük bir eğitimi başlıyor Aralık ayında. Yanlış hatırlamıyorsam 1 Aralık'ta ama yine storylerimizden takip edebilirsiniz. Onun dışında ben 1 Aralık'ta 40 gün sürecek yılın sonunu başıyla birleştirerek hazırladığım bir şükür grubu. Yine ücretsiz olacak bu şükür grubu. Bu çalışmayı yapacağız. Dilerseniz bunlara katılmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Onun dışındaki eğitimlerimizi storylerimizden, sayfalarımızdan lütfen takip edin. Mesajları bazen gözden kaçırabiliyoruz. Elinden geldiğince Figen Tekkol sağ olsun sizlere cevaplar veriyor. Ben de yetişmeye çalışıyorum ama yetişemediğimiz zamanlarda da lütfen storylerden takip edin. Evet, gelelim yogaya. Yoga nedir? Yoga görüyoruz herkeste. 2021 için ne yapmalıyız? Hemen bahsedeyim soru gelmişken. 2021 için olabildiğince 2021 için olabildiğince 2020 yılını sevgiyle kapatmanızı ben size tavsiye ediyorum. Geçmişle yüzleşip şu anki açılar da zaten gökyüzündeki açılar da bunu destekliyor. Şu anda hepimiz kendimizle yüzleşiyoruz aslında. Gölge yanlarımızı, görmek istemediğimiz duygu ve durumlarımızla yüzleşiyoruz. Belki son zamanlarda kendinizi çok yorgun hissediyor olabilirsiniz. Belki depresif hallerde olabilirsiniz, gergin olabilirsiniz. Korku içinde olabilirsiniz ki şu an son 2020 yılında genelde çoğu insan korku enerjisine kapıldı Covid'den dolayı. Ama dilerim ki korkuyu bırakır, kaygıyı bırakırsınız ve ne oluyorsa olması gerektiği için oluyor bilincine geçebilirsiniz. Çünkü Yaradan bizden çok çok daha iyi planlar yapıyor. 2020 yılı gelmeden zaten birkaç yıl öncesinden çok iyi astrologlar da 2020 yılında bütün dengelerin değişeceğini söylemişlerdi. Alışmış olduğumuz her şeyin artık bambaşka bir düzene geçeceğini söylemişlerdi. Keza gel gelelim ki 2020 yılı gerçekten böyle oldu. Bütün dengeler değişti. Hepimiz evlerimize kapandık. Hiç dışarı çıkamadık. Şıkır şıkır o kıyafetleri aldık ama giyeceğimiz yer olmadı. Yemekleri yedik, kiloları aldık, korktuk, kaygılandık, strese kapıldık. Ne oldu? Hepimiz evlerde kaldık. Ne kadar hırslıydık, ne kadar egomuz yüksekti, ne kadar kendimize güveniyorduk. Neye yaradı bunlar? Hepimiz evlerde kaldık. Hiçbir planlarımızı gerçekleştiremedik. Dolayısıyla 2020 yılında aslında görmemiz gereken ne olursa olsun hayatımızın alıp kabul etme üzerine geçmesini sağlamak. Ben size demiyorum ki meditasyon yaparak her şeyi unutun, om diyerek sakinleşin, içinize dönün vesaire. Böyle bir şey yok. Benim internetimde bir problem yok. Kendi internetinizden dolayı olabilir. Yayını kaydedeceğim. Sonrasında daha kolaylıkla izleyebilirsiniz. Bu şekilde ben size demiyorum ki bütün sorunları bırakın ve sadece içinize dönün, her şeyi geride bırakın. Böyle bir şeyin olmayacağını ben de çok iyi biliyorum. Çünkü bu süreçleri ben de yaşıyorum ve ben de insanım. Dolayısıyla her şeyi geride bırakıp sadece kendi içimize dönmemiz evet kolay bir şey değil. Evet stresimizden tamamen arınmak da kolay bir şey değil. Çünkü stres çok az bir miktarda gerekli. Bedenimizin bir şeyler yapabiliyor olması için o stres seviyesinin yararlı boyutta olması gerekiyor. Bu gerginlik yaratmayacak, bedenin ve zihnin negatif algılamayacağı bir stres olmalı. Bedenimizde çünkü iki sistem var. Bir sempatik sistem, savaş ya da kaç tepkisi veriyor. Bu eğer olmazsa bedenimiz hep depresif boyutta da kalabilir. Enerjilerden bahsedecek olursak eril dişil enerji de diyebiliriz buna. Eğer bedende dişil enerjisi aktifse pasif dişile geçiyoruz ve pasif dişil enerjide de biz kendimizi çok depresif, çok hareketsiz hissedebiliriz. Sürekli bir şeyler planlayıp bunları hayata geçirmek için, gerçekleştirmek için kendimizde o enerjiyi bulamayabiliriz. Böyle bir durumda da anlamalıyız ki bizim eril enerjimiz eksik. Eril veya dişil demek değildir ki cinsiyet.
Bu sadece bir enerji türüdür ve kadın ya da erkek olsun herkeste bulunuyor. Dönelim stres seviyesine. Evet, herkeste stres olmalı ama negatif bir stres değil, pozitif bir stres hepimizde yer almalı ki hayattaki aksiyonlarımızı devam ettirebilelim, azimle çalışabilelim. Evet, yogaya gelelim. Yoga 6000 veya 10.000 yıl, 10.000 yıl öncesine dayanan bir sistem diyebilirim. Teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Sizlerden gelen enerjiyle besleniyorum ben de. Yoga dediğim gibi 6000 ve 10.000 yıl öncesine dayanan kadim bilgiler arasında bir sistem. Yogaya hiçbir şekilde spor diyemeyiz, hareketler bütünü diyemeyiz. Yoga başlı başına bir sistem, bir hayat felsefesi diyebilirim belki. Yoga aslında benim için birlik bilinci, yaradana ulaşmak, evrenin işleyişini anlamak, ben olmaktan çıkıp ona ulaştığım yol diye tarif edebilirim. Gizem yıldız, sağlığın 7 gizemi. Yoganın başlangıcı, ülkemizde şöyle bir algı var. Çok şükür, elhamdülillah Müslüman bir toplumuz ve dinimiz de İslam. Gel gelelim, yoga putperestlerin inandığı bir din ya da bu tarz algılar var. Buna önce bir açıklık getirmek istiyorum. Bugün konuşacaklarımız için lütfen daha önce duyduklarınızı bir kenarda bırakın. Bütün blokajlarınızı, bütün ön yargılarınızı bu yayından öncesinde kapının dışında bırakın. Bugün bilincinizle yeni bir şeyler öğrenmeye, farklı, belki ilk defa duyacağınız, normalde çok saçma diyebileceğiniz bir şeyi lütfen şu an farklı bir bakış açısı, acaba böyle olabilir mi, bir bunu da düşüneyim diyerek yaklaşmaya çalışın. Çünkü inanmıyorum ya da hayır çok saçma diye bir şey yok. Sen buna inanmıyor olabilirsin ama başkası bundan çok fayda görüyor olabilir. Ya da sen de yaptığında belki çok fayda görecek olabilirsin. Lütfen bütün ön yargılarınızı geride bırakın ve tamamen meraklı bir zihinle bugün söyleyeceklerimi dinleyin. Yoga bundan 10.000 yıla öncesinde evet Hindistan'da yaşayan kişilerin tefekkür etme yolculuğunda, ben nereden geldim, nereye gidiyorum sorusunu sormaları sayesinde şehir hayatından uzaklaşıp kendilerine Himalayalara, dağlara çıkarak orada tefekküre dalmaları, tamamen doğal sebzeyle beslenmeleri, dağın başında tamamen ıssız bir ortamda yaşayıp egodan uzak tavırları, kavgadan, şiddetten ya da herhangi bir şehir hayatının getirdiği etkenden uzakta bir hayata çekiliyorlar. Ve orada kaldıkça da tefekküre dalıyorlar. Tefekkür nedir? İçimize dönmek. Ve nereden geldim? Niye doğdum? Hayat amacım ne? Ben neden bu dünyadayım ve ne yapmam gerekiyor? Gibi soruların cevaplarını buldukları yoldur. Uzun süreler hiçbir şey yapmadan oturmuşlardır. Ve uzun süreler oturdukları için de bu kişiler sonrasında hareketlenmeye başladıkları zaman bakıyorlar ki vücutlarında çok fazla ağrılar var. Ve vücutlarını açmak için de etraflarında gördükleri hayvanları inceliyorlar. Bu belki bir kedi oluyor, bir köpek oluyor ya da dağda görebilecekleri büyükbaş hayvanlar olabiliyor. Belki bir ayı olabiliyor. Ve onları inceledikleri zaman çeşitli hareketlerle bedenlerini esnettiklerini görüyorlar. Bu kişilere sonrasında o hayvanları inceleyerek bedenlerindeki uzun oturuşlarda kaldıkları için tefekkür ederken bedenlerindeki ağrıyan yerleri açmak için de o hayvanlardan gördükleri hareketleri yapmaya başlıyorlar. Şimdi diyorlar ki kedilerin böyle esnediğini görüyorum falan. Zaten yoga onların o esnemelerini görerek insanların yapmasından çıkan bir şey. Dolayısıyla öncesinde aslında tefekküre dalıyor kişi, kendini temizlemeye, kendini arındırmaya. Nereden geldim, nereye gidiyorum sorularının cevabını bulmaya çalışıyor. Ve sonrasında da bedeni çok hareketsiz kalıp ağrılar yaşadığı için fiziksel hareketlere geçiyor. Dolayısıyla biz şu an günümüzde Patanjali isminde bir üstadın yazdığı yoga kitabından esinlenerek şu an
birçok dünya üzerinde ülkede Patanjali sutraları, Patanjali'nin yazdığı kurallar geçerli. Bu da Patanjali diyor ki yogada 8 basamak vardır. Yoga sadece hareketlerden ibaret değildir. Bunun üstünde bugün durmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de artık ya da dünyada, Amerika'da vesaire öyle bir algı oluştu ki yoga başüstü durmak. Yoga bir bacağı alıp işte başın arkasından geçirmek, böyle artistik pozlar yapmak, akrobatik hareketler yapmak gibi anlaşılıyor. Benim hiçbir dersimde, benim hiçbir öğrencim başüstü durmadı. Veya ben eğer deniyorsam, ki denemiyorum, benim aldığım eğitime göre Yogi Baba'nın öğrencisiyim. Yogi Baba Adnan Çabuk ve Madame Lourdes Çabuk. Benim aldığım ekolün eğitimine göre zaten bu duruşları yapmak yasak. Çünkü bizler belli bir yaşa geliyoruz ve belli bir kas iskelet sistemimiz oluyor. Dolayısıyla ben 30 yaşındayken yogaya başladıysam eğer ve başüstü durmaya çalışıyorsam 30 yıldır alışan kas iskelet sistemim bir anda tepe taklak durduğunda ne olacak? Benim yavaş yavaş beyin hücrelerim zarar görecek, bedenim zarar görecek, kas yapım zarar görecek ve ben belki 50'me 60'ıma gelmeden çok ciddi sağlık problemleri yaşamaya başlayacağım. Belki beyin kanaması geçireceğim, belki Alzheimer olacağım gibi gibi. Benim üstadım, hocam Adnan Çabuk çok genç yaşlarında başlamamış, 40'lı 45'li yaşlarında yogaya başlamış ve şu an 77 yaşında, Allah'ım daha uzun ömürler versin kendisine. Ve dolayısıyla ilk başlarda dünyayı da gezmiş, dünyada bütün çok iyi üstadlardan eğitim almış bir hocadır kendisi. Hindistan'da onlar başüstü duruş yarışları yaparmış mesela. Kim daha uzun duracak vesaire diye. Keşke bırakmasaydınız. Kim daha uzun duracak diye yarışlar yaparlarmış ve bir süre sonra görmüşler ki bu kadar baş üstünde duran kişiler sonrasında başlarıyla, beyinleriyle ilgili problemler yaşamaya başlamış. Ve kendisinin de şu an çok şükür ufak da olsa hafıza problemleri var. O kadar sağlıklı, o kadar fit bir bedene sahip ki hiçbir sağlık sorunu yok çok şükür ama hafıza problemi var. Çünkü 40'lı 45'li yaşlarında yogaya başlayıp o yaştan sonra çok uzun sürelerde baş üstünde durmuş. 45 dakikalık bir rekoru da varmış hatta. Dolayısıyla yoga baş üstü durmak değil. Yoga artistik pozlar yapmak değil. Atlayıp zıplamak, hoplamak değil. Bizlerin amacı yogada sadece bedenimizi hareketlendirerek bedenimizde bulunan meridyenlerin blokajlarını çözmek. Uzun süreler hareketsiz kalıyoruz. Belki masa başında saatlerce oturuyor olabilirsiniz. Ya da yatıyor olabilirsiniz. Bundan dolayı bedenimizde enerji hareket etmiyor. Durağanlık oluşuyor. Ve biz yoga sayesinde sadece bedeni rahatlatıp o enerjilerin açığa çıkmasını, o blokajların arınmasını sağlıyoruz. Yaptığımız şeyler tamamen bundan ibaret. Yoga sadece o gördüğünüz artistik duruşlar değil. Yoga sadece duruşlardan ibaret değil. Hani az önce dedim ya, Patanjali 8 kurala bağladı yogayı. Ve şu an dünya üzerinde Patanjali'nin sutraları, yani koyduğu bu 8 kural uygulanıyor. Bunlardan ilki bir kere yama diye geçiyor. Yama da Sanskritçe ismi yama, Türkçesi dış ilişkileri düzenlemek. Yani bunlar ne oluyor? Ahimsa, şiddetsizlik. Ben hem dışarıya karşı herhangi birisiyle, herhangi bir eşyayla şiddetsiz olacağım ki mesela bu kalemi az önce kendi sayfamdaki canlı yayında da söyledim. Böyle atmayacağım. Çünkü bu da bir enerji. Ben bu kalemi eğer şu an bu şekilde atıyorsam bu da bir enerji. Ben bunu şimdi böyle atarım. Yarın bir gün bir eşim gelir, bir arkadaşım gelir. O da bana öyle bir şiddet gösterir ki bu kaleme yaşattığımı o kişi bana yaşatır. Sistemde her şeyin karşılığı var, her şeyin geri dönüşü var. Dolayısıyla şiddetsiz olacağız. Yamalardan, bunun dışında dürüstlük var. Hem kendimize dürüst olacağız, içimizde, zihnimizde. Hem dışarıya karşı, başkalarına karşı dürüst olacağız. Bunun dışında arzularımızı kontrol edebileceğiz.
tutkularımızı kontrol edebileceğiz. Şu anda özellikle tutkularla alakalı günler yaşıyoruz. Yeni ay etkisiyle tutkular gündemde biraz daha. Akrep dolunayı olduğu için, akrep enerjisi de biraz tutkularına önem verdiği için içimizdeki o tutkuyu canlandırmamız gerekiyor. Belki çok depresif hissedebiliriz, çok yorgun hissedebiliriz. Eğer bunları hissediyorsak içimizdeki o bizi ateşleyen, bizi tutkulandıran güçleri bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada Brahmacharya yani arzu kontrolü dediğimiz yoganın birinci basamağı. Daha hareketlere, nefeslere gelmedik bile. Önce içimizle ve dışımızla ilişkilerimizi düzenliyoruz. Ben eğer sürekli arzularıma yenik düşüyorsam, nefsime yenik düşüp tutkularıma yenik düşüyorsam yogadan bahsedemem. Bunun dışında çalmamak, asteya, çalmamak. Dışarıyla ilişkilerimizden bir aşama çalmamak. Bu her anlamda bir eşyayı çalmak olabilir, bir lafı, bir sözü, bir çalışmayı, her neyse. Eğer ben bir başkasının çalışmasını yapıyorsam, görüp çok beğendiysem ve bunu uyguluyorsam, çalışma kiminse onu söyleyip onu onurlandırmam gerekir. Gel gelelim sonrasında biriktirmemek. Bunları ben çok uzun uzun anlattığım yayınlar da var. YouTube kanalımda bunları izleyebilirsiniz. Her bir canlı yayında bir basamağı anlattım. Şu an çok hızlı geçeceğim bunları. Çünkü çok fazla zamanımız yok. Meditasyon da yapacağız. Bunun dışında biriktirmemek. Öncesinde Covid'den önce ne yapıyorduk? Sürekli bir al 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 biriktir. İşte kıyafetler alalım, eşyalar alalım. Covid başlangıcında ne oldu? Bütün süpermarketteki raflar bitti. Herkes evinde stoklamalar yaptı. Neden peki yani? Dışarı çıkabiliriz ya da evimize sipariş verebiliriz. Bu tamamen kıtlık bilincinden yapıldı. Neden bunları evlerinizde biriktirirken komşunuzu düşünmediniz? O zaman ben sorarım ki neden sadece kendinizi düşünüp o rafta hiçbir şey bırakmayana kadar alışveriş yaptınız? Nerede kaldı komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir? O zaman neden yoga yapanlara veya yogilere, Budist gözüyle, onlar ineğe tapıyorlar, onlar kötüler, onlar Allah'ı tanımıyorlar gözüyle bakıyoruz? Hayır, yoga yaparak sadece bedenlerini canlandırıyorlar. Nefes yaparak ruhsal bedenlerini arındırıyorlar. Eğer ben bana yabancı gelen bir şeye inanmıyorum, hayır yanlış yapıyorlar diye bakıyorsam, kesinlikle onları reddediyorsam, orada aslında benim için bir gelişim fırsatı vardır. Ben bunu aslında elimin tersiyle itiyorumdur. Dolayısıyla farklı gelen bir şeye lütfen, size belki birisi geldi, çok ağır sözler söylüyor, belki hakaretler ediyor. Böyle bir durumda belki hemen egonuz devreye girecek ve egonuz devreye girerek siz de ona hakaret edeceksiniz. Düşünmediğiniz şeyler ağzınızdan çıkacak. Hem şiddet göstereceksiniz, hem öfkeleneceksiniz, hem arzularınızı, kendi egonuzu kontrol edemeyeceksiniz. Ve böylece kavga, tartışma, bütün negatif enerjileri körükleyeceksiniz. Dolayısıyla böyle bir durum yaşadığınızda sadece karşınızdakine söylemeniz gereken şey, "Aa, ne değişik bir düşünce. Bu senin ilginç bakış açın." Böyle söylediğinizde emin olun ki bilinçaltınız devreye giriyor ve bunu bir öfke, bir tehdit, bir hakaret olarak algılamıyor. Belki gerçekten bir doğruluk payı var. Belki o sadece çok ağır bir şekilde söylüyor. Belki burada sizin için bir gelişim fırsatı var. Neden bu gelişim fırsatını kullanmıyorsunuz? Siz onu bir geri bildirim olarak alın. Karşındakinin algısı o kadardı ve o şekilde sana bunu ifade etti. Sen bunu al, bir geri bildirim olarak kabul et ve kendine gelişim fırsatı olarak çevir bunu. Dolayısıyla yama dediğimiz yoganın ilk basamağı sadece dış ilişkilerimizi düzenlemek dediğimiz biriktirmemek, şiddetsizlik, çalmamak, arzu kontrolü ve biriktirmemekle ilgili. İkinci aşamamız ise niyamalar. Burada da kendi içimizdeki ilişkileri düzenliyoruz. Yani saf oluyoruz. Birinci aşamamız saflık. İkinci aşamamız yetinmek. Yani aza kanaat etmek diyebilirim. Gidip de o süpermarketteki rafları boşaltmamak, ihtiyacımız kadarını alabilmek. Üçüncüsü çabasızlık.
Yani burada ateşli bir çaba olmamasından bahsediyorum aslında. Evet, azim hepimiz için gerekli, azimli olmalıyız. Ama azimle hırs arasındaki o ince çizgiyi geçip hırsa geçersek ve bu bize zarar veriyorsa, çevremizdekilere zarar veriyorsa, burada biraz daha kendimize dönüp çabasız, sadece sakinlikle kalmaya bakmamız gerekiyor. Bunun dışında kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Her anlamda. Teşekkür ediyorum Hande Hanım. Kendimizi eğitmemiz gerekiyor her anlamda. Belki 10 yıldır, belki 20-30 yıldır bir işi yapıyorsunuz ve bu işte uzman olduğunuzu düşünüyorsunuz. Eminim ki uzmansınızdır. Buna lafım yok. Ama her gün yeni bir şey çıkıyor. Dünya sürekli yenileniyor ve teknoloji sürekli gelişiyor. Bilmediğiniz illaki yeni bir şeyler çıkabilir. Kendinizi eğitin. Çok iyi yapsanız bile eminim daha iyisini yapabilirsiniz. Biz beynimizin kapasitesinin sadece çok çok küçük bir kısmını kullanıyoruz. %10'unu bile kullanmıyoruz. Bildiğim kadarıyla, eğer yanlış hatırlamıyorsam, bu zamana kadar sadece bir kişi %7'lik kısmını kullanmış, o kişi de Einstein olmuş. Onu da ilk başta delilemişler ya, neyse o konulara girmeyelim. Birçok zaten buluşlar yapan büyük bilim adamlarına ilk başta deli teşhisi, deli tanısı da konulmuş. Ama tabii ki kimse onları anlayamadığı için kendi algılarıyla deli demişler. Ama gel gelelim ki hala bu adamlar sayesinde bizler hayatımızı çok fazlasıyla kolaylaştırabildik. Ve niyamaların, yani içimizi temizlemenin, içeriğiyle ilişkilerimizi düzenlemenin son basamağı da adanmak. Kendimizden büyük bir yaradanın olduğunu kabul etmek. Bunu bilmek. Kendimizi bazen böyle egomuz o kadar yüksek oluyor ki ben doğrusunu bilirim. Ben biliyorsam bu böyledir. Öyle bir şey yok. Biz belki mükemmel plan yapıyor olabiliriz. Ve %100'ünü kullansak aydınlanıyoruz. Evet, tamamen birlik bilincine ulaşabiliyoruz. O, sen, ben, hiçbir varlık kalmıyor. Tamamen aydınlanıyoruz. Pırıl pırıl olabiliyoruz. Çok haklısınız. Adanmak, kendimizden daha büyük bir güç olduğunu kabul etmek. Bizlerde şu var. Egodan oluşuyoruz ne yazık ki. Bizler insanız, evet. Beşer varlıklarız. Dışı etten kemikten olan, içi şer dolu varlıklarız diye bir tasavvuf hocam bana söylemişti bunu ve ben de çok etkilenmiştim. Gerçekten öyle. İçimiz şerle kaplı çünkü nefse sahibiz. O nefsi, o egoyu eğer biz törpülemeyi başaramazsak, her şeyi ister, kötülük yapmaya çalışır, olumsuz düşünür ki çok yatkınız. Eğer bir olumsuz düşünmeye başlarsak, o kadar çok düşünceler peşi peşine geliyor ki ve o olumsuz düşünceler bizim gerçeğimiz oluyor ki, bunu size anlatmak sadece yaşamakla görülebilecek bir şey. O yüzden diyorum ki her zaman düşüncelerinize dikkat edin. Düşünceleriniz gerçeğiniz olur. Her zaman olumlu düşünmeye gayret edin. İyi düşünün, iyi beslenin, bedeninize iyi bakın. Özellikle şu dönemde, yaşadığımız şu Covid döneminde 5 duygudan uzak durun. Kızgınlık, kıskançlık, nefret, ego ve kin. Bunları eğer siz kontrol altına alabilirseniz, egodan, korkudan uzaklaşabilirseniz, o Covid'in sizde zaten çok bir işi olmayacaktır, emin olun. Covid frekansı düşük bir titreşimdir. Evrende her şey, yani hayat, dünya düzeninde, evren dediğimiz zaman da bazı insanlar kızıyorlar ama yaratılan her şey evrenin kendisi. Allah'ın yarattığı her şey evreni oluşturuyor. Ve evrende her şey titreşimden oluşuyor. Şu kaleminde bir titreşimi, bir enerjisi var. Covid zaten canlı bir varlık, bir virüs. Bunun da bir enerjisi var. Ve biz de enerjilerden oluşuyoruz. Benim kalbimin farklı bir frekansı var, beynimin farklı bir frekansı var ve bedendeki en güçlü frekanslar da beyinle kalp zaten. Dolayısıyla eğer ben frekansımı düşürüyorsam, böyle 30'lara, 40'lara, 20'lere falan düşürüyorsam, Covid de bu frekanslarda aynı frekansta olduğum için Covid'le ben karşılaştığımız zaman birleşebiliriz. Ama ben frekansımı yükseklerde tutuyorsam, olumlu düşünüyorsam, temiz besleniyorsam, bedenimi canlandıracak hareketler yapıyorsam, meditasyon yapıyorsam gibi gibi, kendime her anlamda iyi bakıyorsam, frekansımı yükseltiyorum ve benden çok çok düşük frekanslardaki Covid bana geldiği zaman o buradan gidiyor, ben buradan yoluma devam ediyorum. Dolayısıyla
Kendinizi daima yüksek enerjilerde tutmaya çalışın. Her zaman olumlu düşünmeye çalışın. Zihin çünkü günde 50 bin ila 70 bin arasında fark etsek de fark etmesek de düşünce üretiyor. Bu düşünceler beyninizin tamamen yapısına bağlı. Eğer siz olumsuz düşünen bir insansanız beyin sürekli arka planda olumsuz düşünceleri döndürüyor. Ama siz olumlu bir insansanız, alıp kabule geçen bir yapınız varsa beyin olumlu düşünceleri arka planda çeviriyor. Dolayısıyla benim sizlere nacizane tavsiyem olumlu düşünün, bedeninize iyi bakın. Eğer yoga yapmak isterseniz de benimle yapmak isterseniz online derslerim var. Online derslerime katılabilirsiniz. Şu an mevcutta devam eden bir sabah grubumuz var. Bunu da kampımıza katılan kişiler talep ettiler. Bu arada Ocak ayında 21-24 Ocak günlerinde 3 gece 4 günlük yine çok güzel bir ortam olan Seshane'de Beykoz'da Cenk Hocam'la birlikte harika bir kamp planladık. Gelmek isteyenler, niyet edenler 15 Aralık'a kadar da bununla ilgili bir erken kayıt indirimimiz mevcut. Dilerseniz kayıt olmayı seçebilirsiniz. Daha önce kampa katılanlar da var şu an aramızda görüyorum. Hoş geldin Tuğba. Onların isteği üzerine bir sabah yogası grubu başlattık. Çünkü biz kamplarımızda güne erken başlıyoruz. Güneş doğarken güne uyanmanın, güne başlamanın ne kadar faydalı ve gün içinde ne kadar dinamik tuttuğunu bildiğimiz için güneşle birlikte bizler de güne başlıyoruz. Dolayısıyla eğer siz de bunu seçerseniz sabah 6.30 ile 7.30 arasında herkes işe gitmeden önce 1 saatlik bir yoga pratiği derslerimiz var. Haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba, cuma bu derslerimize katılabilirsiniz. Uygunsa eğer akşam grubumuzla başlayacak. Onunla ilgili bilgi için de bana Sağlığın 7 Gizemi sayfamdan istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Yoga yapmamızın amacı, yoganın faydalarından da biraz bahsedelim. Sonra yavaş yavaş meditasyonumuza geçelim. Ben bir yudum alayım şuradan. Nasıl öğrenebiliriz diye sormuşsunuz. Sanırım olumlu düşünmeyi öğrenmekten bahsediyorsunuz. Burada olumlamaları sık sık tekrar etmeniz gerekiyor. Hani derler ya atalarımız, bir şeyi 40 kere söylersen olur. Bir şeyi 40 kere söylersek zihnimiz ona inanıyor. Çünkü ne yaparsak, neyi pratik edersek onu geliştiriyoruz. Eğer siz ki kaslarınıza antrenman yaptırırsanız kaslarınızın güçlendiğini görürsünüz. Veya diyelim ki gözlerinize antrenman yaptırıyorsunuz, göz egzersizleri yapıyorsunuz ki çok tavsiye ederim yapmanızı. Çünkü hem göz bozukluklarına iyi geliyor hem de gözlerimizde yer alan, beynimize uzantıları olan en yakın sinir merkezi, kulaklar ve gözler. Gözlere antrenman yaptırdığımız zaman bu egzersizler bizim beynimizde farklı sinirlerin, sinapsların oluşmasını sağlıyor. Ve dolayısıyla gözlerimize yaptırdığımız egzersizler hem göz bozukluklarını önlüyor hem de beynimize, sinirlerimize iyi geliyor. Tuğba'cığım teşekkür ediyorum. İyi ki katıldın. Tavsiyelerin için de çok sağ ol. Elimden geldiğince fayda olmaya çalışıyorum. 21 gün kuralı var yazmış Deniz Hanım. Evet, bir şeyi 7, 14, 21 veya 40 gün yaptığımız zaman beyin alışkanlık kazanıyor. Daha çok 21 veya 40 gün olmasını tavsiye ediyorum ben size. Kendinize bir olumlama defteri, bir şükür defteri oluşturabilirsiniz. 1 Aralık'ta şükür grubu oluşturacağım zaten. Oraya da katılabilirsiniz. Ücretsiz bir çalışma olacak bu. Kendinize temiz bir defter edinin. Her sabah ve her akşam mesela olumlamaları yazın. Hangi düşünce kalıbıysa sizi rahatsız eden bunun olumlusunu yazın. Bugün meditasyonda da birkaç olumlama söyleteceğim ben sizlere. Meltemciğim merhabalar. Samsun'a da çok selamlar. Canım memleketim, özledim. Kendinize temiz bir defter edinin ve her sabah ve her akşam olumlamalarınızı yazabilirsiniz. Çok basit olumlamalar söyleyeceğim mesela. Ben güçlüyüm, ben huzurluyum, ruhum, bedenim, zihnim dengede, ben tam ve bütünüm, kendimi seviyor, onaylıyorum vesaire vesaire. Her neyse sizinle ilgili olan. Eğer kendiniz olumlama türetemiyorsanız internette Derya Deniz zaten Hazreti Google'a yazıyorsunuz. Her neyse probleminiz. Bunun olumlaması nedir diye o zaten olumlama karşınıza çıkacaktır. Böyle bunun dışında
ne diyelim, yavaş yavaş yogaya, pardon, meditasyon yapmaya başlayabiliriz. Sevgili Alanya'ya da çok selamlar. Melahat Hanımcığım, Alanya'yı da çok özledim. Yayınımız kaydedilecek. Akabinde YouTube kanallarımıza da yüklenecek. Oralardan da takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş isterseniz meditasyona geçelim. Süremiz de daralıyor çünkü. Yama ve Niyama'dan bahsettik. Bunlar yoganın ilk iki basamağı. 8 basamaktan bahsettik ya. Üçüncü aşamamız asanalar. Yani bu sizin sürekli çevrenizde de görebileceğiniz duruşlar. Yogada yaptığımız hareketlere asana deniyor. Ve ben dersimde olabildiğince herkesin yapabileceği duruşlar seçiyorum. Benim şu an dersimde ders verdiğim kişiler arasında 17-18 yaşında genç kızlar da var veya 50-60 yaşında bedensel engel yaşayan, bedensel problemleri olan kişiler de var. 60 yaşında bir danışanım oldu mesela, hiç hareket ettiremiyorum, sürekli ağrılar yaşıyorum diyen bir kişi de oldu. 3-4 ay sonra bir baktım ki tek ayak üstünde durabiliyor. Baş üstünde kimseyi durdurmuyorum, merak etmeyin bu arada. Herkesin bedeninde ne problem varsa, özel derslerimde ona göre dersler veriyorum. Grup derslerinde de her insanın yapabileceği çok kolay duruşlar seçiyoruz. Önemli olan, çünkü artistik pozlar yapmak değil, önemli olan bütün enerji merkezlerimizi dengeleyebilmek ve blokajlarından arındırabilmek. Ben de verdiğim grup derslerinde bunlara çok dikkat ediyorum. Bütün enerji meridyenlerimiz aktifleşsin. Önemli olan bu. Ben kollarımı şu şekilde yaptığım zaman bile sırtımda belli bir açılma oluyor, omurgamda belli bir esneme oluyor. Ya da boynumu şu şekilde yana çekip kolumu uzattığım zaman bedenimde çok farklı enerji merkezleri devreye geçiyor. Dolayısıyla bu hareketleri de herkes yapabileceği için genelde her bedene uygun duruşlar seçmeye çalışıyorum ama bir tık tabii ki stres yaratmak da gerekiyor. Faydalı olan, yayının başında da söylediğim gibi pozitif olan stresi bedenimize yaratırsak beden kendini geliştirme imkanı buluyor. Ya da zihnimizde çok ufak bir stres yaratırsak zihin kendini daha çok çalıştırma imkanı ve gelişme imkanı buluyor. Hal böyleyken yoganın 3. basamağı da asanalar. 4. basamağını da çok kısa söyleyeyim. O da nefesler. Yogayı eğer sadece hareketleri yapıyorsak, nefesimize dikkat etmiyorsak o yoga çok faydalı bir bütün olmamış oluyor. Dolayısıyla her nefes alışverişle ben bir harekete geçiyorsam o zaman işte benim enerji merkezlerim arınabiliyor. 8 basamaktan 4.'sü de nefesler. Sonraki yavaş yavaş içe dönüş, odaklanma, kendimizi kontrol altına alıp yavaş yavaş artık birlik bütünlük bilincine varabilme ve aydınlanabilme. Aydınlanan kişiler zaten daha çok gurular oluyor, üstadlar oluyor. Şu an belki ilgi alanınızdaysa Instagram'da da görüyor olabilirsiniz. İşte Yogi Ayşe, Yogi Hasan, Yogi Hüseyin vesaire vesaire isimler görebiliyoruz. Yogilik bu kadar kolay değil. Evet, ben çok ciddi bir eğitimden geçtim. Yogi Baba Adnan Çabuk ve Madame Lourdes Çabuk'un öğrencisi olmak ve onlardan mezun olabilmek kolay bir şey değil çünkü. Herhangi bir yoga kursuna gittiğiniz zaman sürekli asanalar, duruşlar yaparsınız. Çok yoğun pratikler yaparsınız ve bütün hareketleri öğrenip mezun olursunuz. Benim aldığım eğitim tamamıyla yoga felsefesi. Tamamıyla tasavvufa dayalı bir yoga felsefesi eğitiminden geçtim. Benim hocam zaten Hindistan'da, Avrupa'da, Amerika'da birçok ülkede yaşamış ve birçok eğitimden geçmiş bir üstad. Ve Türkiye'ye tamamen tasavvuf ve yogayı birleştirip bu bilincin faydalarını ülkemize yaymak amacıyla gelmiş. Mardin Doğu kökenli ve Anadolu'nun o tohumlarıyla yorulmuş birçok şeyden geçmiş. Hatta otobiyografi kitabı var. Bir yoginin yaşam serüveni diye. Kesinlikle hepinize tavsiye ederim. Hayatınızı okuduğum zaman ağlayarak okudum kitabı. Çünkü o kadar derin şeyler, o kadar yokluklar, yoksulluklar, büyük problemler yaşamış ki. Ve her şeyi o kadar sabırla, sükunetle karşılamış ki. Hala zaten Yogi Baba Adnan Çabuk'a baktığınız zaman o kadar hala dingin olduğunu görebiliyorsunuz. Biz olsak belki o sorunların böyle
%10'unu bile yaşasak çok öfkelenip çok sinirlenebiliriz. Çok büyük tepkiler verebiliriz. Instagram'da sayfası Siddhashram Yoga diye geçiyor. İnternette de araştırabilirsiniz Yogi Baba Adnan Çabuk diye. Kitabını okumanızı kesinlikle tavsiye edebilirim. Çünkü 77 yaşında şu an ve koca bir ömrü anlatmış ve bir solukta okuyabileceğiniz bir kitap. Derken bende konular bitmez. O yüzden yavaş yavaş bir yoginin yaşam serüveni, yanlış olmasın, ikinci baskısı yeni çıktı hatta. Şu an bildiğim kadarıyla yayın evlerinde yok ama bir şekilde buluruz. Bana da yazabilirsiniz. Evet, yavaş yavaş artık meditasyona geçelim. Rahat bir oturuşa geçin lütfen. Güzel de bir müzik açacağım şuradan size. Bir yoginin yaşam serüveni. Evet, çok teşekkür ediyorum. Adnan Çabuk yazarı da. Evet, şimdi eğer aydınlık bir yerdeysek Mardin'e sevgiler. Eğer çok aydınlık bir yerdeyseniz ışığı belki kapatabilirsiniz. Işıkla çok işimiz yok. Gözlerimizi de kapatacağız zaten. Dolayısıyla belki koltukta oturuyorsanız sandalyeye geçebilirsiniz. Benim tavsiyem yerde bir bağdaş kuruyor olmanız. Ama bağdaş değil, belki secde pozu da dediğimiz. Topukların üzerinde, kalçanız, dizlerinizin üzerinde oturabildiğiniz bir poza geçin. Şükür grubu için bana özelden yazabilirsiniz. WhatsApp grubu üzerinden yapacağız. 1 Aralık'ta başlayacak. Şimdi meditasyona geçiyoruz. Sorularınızı daha sonra zamanımız kalırsa cevaplayacağım. Rahat bir oturuşa geçelim. Burada önemli olan omurgamızın dik bir şekilde olması. Ne öne doğru bir kambur, ne çok dik bir oturuşa geçip kendimi yoruyorum. Burada sadece bedenimde kalçam, omurgam ve başım üst üste yer alıyor ve rahat bir oturuştayım. Omurgam dik, çeneyi çok hafifçe göz kafesine doğru düşürüyorum. Burada şunu istemiyoruz, boynun önüne doğru bırakma. Sadece çok hafif çeneye içe doğru çek ve böylece dümdüz bir omurgaya sahip ol. Derin nefesler al ve çok yavaş geri ver. Ellerini nazikçe dizlerinin üzerine koy ve avuç içlerin yukarı doğru baksın. Gözlerini nazikçe kapat. Derin nefesler al ve çok yavaş geri ver. Şimdi ve burada ol. Başka hiçbir şey düşünme ve başka hiçbir şey isteme. Derin, dolu dolu bir nefes al. Ellerini tam kalbinin önüne getir ve birleştir. İkisini birbirine sür. Avuç içlerinde, parmaklarında çıkan o ısıyı hissedene kadar ellerini birbirine sür. Ve baş parmaklarını yerleştir göğüs kafesine. Avuçların yukarı doğru baksın. Ve bu meditasyon için kendine bir niyet belirle. Benim niyetim şu an benden başlayarak bu sabah saat 08.07'de gerçekleşen Akrep dolu yeni ayının yeniye yer açan enerjisiyle benden başlayarak şu an benimle birlikte bu meditasyonu yapacak ve sonradan yapacak bütün kişilere, bütünün en yüksek hayrına katkı ve şifa olması. Sen de kendine göre bir niyet belirle burada. Ve ellerini yavaşça tekrar dizlerin üzerine bırak. Ve avuç içlerin yukarı doğru baksın. Gözler kapalı. Derin nefesler al ve çok yavaş geri ver.
Başka hiçbir şey düşünme. Ve başka hiçbir şey isteme. Sadece bu anda ol. Belki teninin kıyafetleriyle temasını hissedebilirsin. Belki burnunda herhangi bir koku var mı? Ona odaklanabilirsin. Bak bakalım oturduğun zemin sana ne hissettiriyor? Bir sıcaklık var mı? Bir yumuşaklık veya sertlik veya başka bir şey. Kontrol et. Derin nefesler al. Aldığın bu nefesler önce karnını şişirsin. Dışarı doğru gönder karnını. Ardından kaburgan yanlara doğru açılsın. Ve göğsün yukarı doğru yükselsin. Tekrar derin bir nefes al. İstersen sağ elini kalbine, sol elini göbek deliğinin üzerine yerleştirip bu nefesi iyice yolculuğunu hissedebilirsin. Gözler hala kapalı. Aldığın nefes önce karnını şişirsin. Yukarı doğru gönder ve göğsün yukarı doğru yükselsin. Ve yavaşça ver nefesi. Şimdi sesimi takip etmeni istiyorum senden. Ve sadece gözlerin kapalıyken söylediklerimi gözlerinde canlandır. Sesini takip et. Yemyeşil bir patikadan geçtiğini hayal et. Bu patikanın sağ ve sol tarafında büyük büyük ağaçlar var. Çınar ağaçları, çam ağaçları, en sevdiğin hangi ağaç varsa hepsi orada. Ve rengarenk, birbirinden güzel kokan çiçekler. Belki papatyalar, yaseminler, mimozalar. En sevdiğin çiçekler neyse, rengarenk, hepsi oradalar. Kendini gör. Belki üzerinde bembeyaz kıyafetler, en rahat ettiğin elbiseler. Kendini o kadar rahat hisset. Çiçeklere doğru git, onları kokla. Avuçlarının arasında hisset. Ne kadar güzel bir dokusu olduğunu fark et. Derin bir nefes al. Aldığın bu nefesle nasıl güzel bir rüyanın içinde olduğunu fark et. Ormanın kokusunu, ağaçların kokusunu iyice içine içine çek. Her adımında daha çok gevşiyor ve daha çok rahatlıyorsun. İleriye doğru patikada adımla. Ve hiç geriye dönüp bakma bile. Her adımında sana ağırlık veren ne kadar kırılmışlıklar, kırgınlıklar, öfkeler, her ne yaşadıysan sana ve bütüne hizmet etmeyen her ne varsa hepsini geride bırak. Sadece ileride seni bekleyenlere odaklan. Ne kadar güzel bir manzaranın içinde olduğunu fark et ve gör. İleriye doğru yürü. Başını gökyüzüne doğru kaldır. Masmavi gökyüzünün derinliklerine dal. Masmavi, bulutsuz, pırıl pırıl bir gökyüzü gör. Berrak. Güneş sana göz kırpıyor. Ve güneş ışıklarının, ışınlarının bütün bedenini sıcacık ısıttığını fark et. Güneşin sana göz kırpmasıyla bedenin, ruhun ve zihnin sıcacık olsun. Her adımında daha çok gevşiyor ve etrafının daha çok farkına varıyorsun. Ve yavaş yavaş koşar adımlarla ileri doğru gidiyorsun.
her adımında kendini daha çok seviyor, kendine daha çok yakınlaşıyorsun, kendini daha çok fark ediyorsun. Derin bir nefes alıyor ve yavaş bir nefes veriyorsun. Mis gibi nergislerin kokusu, arada bir yaseminlerin kokusu, rengarenk papatyaların görsel şöleni içini huzurla dolduruyor. Her attığın adımda bütün sıkışmışlık hislerini, öfkelerini, seni sen yapmaktan alıkoyan her ne varsa hepsini geride bırakıyorsun. Daha da rahatla, daha da gevşe. Kulaklarında kuş cıvıltıları, gözlerinde rengarenk, cıvıl cıvıl çiçekler, yemyeşil, kocaman ağaçlar. Gezin bu sessizlikte. Sessizliğin sesini dinle. Sessizliği bozmadan devam et. Huzurun farkındasın, mutlusun. Kaygılarından uzaktasın. Sadece ve sadece kendin için buradasın. Kendine şunları söyle. Kendimi seviyorum ve kendimi onaylıyorum. Ben hayatı seviyorum, hayat beni seviyor. Ben başarılıyım, ben mutluyum. Al derin bir nefes. Yavaş yavaş ilerlerken bir su sesi duymaya başlıyorsun. Gürül gürül akan bir su. Sanki bir yerlerde bir şelale var. Oraya doğru gidiyorsun ve karşına bir şelale çıkıyor. Bu şelalenin, o en güçlü suyunun aktığı yere git. Kollarını kaldır yukarı doğru ve o suyun altında yıkan, suyun arındıran, tertemiz yapan, bu saf, bu berrak enerjisiyle yıkan. Sen mükemmelsin. Seni bu mükemmellikten alıkoyan her şeyi, ama her şeyi serbest bırak. Arınmaya izinliyim de kendine. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Derin nefesler alıyor ve yavaş nefesler veriyorum da. Sana bütün ağırlık veren her ne varsa hepsini uzaklaştır bedeninden ve rahatla. Arınmanın tadını çıkar. Kaygılarını, korkularını, öfkelerini, sıkışmışlık hislerini hepsini serbest bırak. Ve yavaş yavaş çık bu şelaleden ve o patikanın devamında gördüğün tepeye doğru yürü. Hızlıca, iyice arındığın, rahatladığın, şimdi koşar adımlarla o zirveye doğru tırma. Ve eğer hala içine attığın bir şeyler kaldıysa hepsini, ama hepsini her adımında geride bırak. Sen mükemmelsin. Kendine izin ver. Derin nefesler alıp vererek zirveye doğru hızla yürüyorsun. Ve artık zirvedesin. Artık geriye doğru dönüp bakabilirsin. Nasıl bir yoldan geldin? Neler neler gördün? Neler neler geçirdin? Dönüp bak bakalım. Bu geldiğin yolda birbirinden güzel çiçekler, ağaçlar, kokular, manzaralar. Her şey vardı. Ve aslında çakıl taşları da vardı. Ve ayağın kimi zaman bu taşlara, kayalara takıldı. Zorlu yollardan açtın geldin. Belki kayalıkları tırmandın. Ama geldiğin yer o kadar güzel ki,
zirvedesin. Ve o kadar hafif hissediyorsun ki kendini. Bir kuş kadar hafif, dingin, rahatlamış, arınmış. Tadını çıkar bu hislerin. Arınmış olmanın keyfine var. Al derin bir nefes. Bu anı iyice hisset. Bütün hücrelerinde, bütün benliğinde hisset bu rahatlamayı. Al derin bir nefes. Hala gözlerin kapalı. Ellerini tekrar dersin başında da, meditasyonun başında da yaptığın gibi göğsünün ortasında birleştir. Ve iki elini birbirine sür. O ısıyı hisset. İyice sür birbirine. Isıyı hisset. Ve baş parmaklarını yerleştir göğüs kafesine. Meditasyonun başında her neye niyet ettiysen onu hatırla. O sanki hayalin değil, gerçeğinmiş gibi. Hisset bütün hücrelerinde. Öyle bir hisset ki bedenin, zihnin ve ruhun bunun hayalin değil, gerçeğin olduğunu inansın. Öyle bir hisset ki bu gerçekleşmek için her yolu denesin ve gerçeğin olsun. Bu pratiği yaptığın için kendine, bedenine ve her şeye şükürlerini sun. Kendine teşekkür et. Belki doğa anaya, toprak anaya, evrende bizler için yaratılmış sonsuz ve sınırsız bütün olasılıklara, bütün yaratılmışlara teşekkür et, şükret. Alnını nazikçe parmaklarının üzerine düşür. Kendi özbenliğini selamla. Kendine bir kez daha teşekkür et. Ve nazikçe kaldır başını. Ve gözlerini arala. Evet. Meditasyonumuz bitti. Şu an sizlerden yanınıza aldığınız o beyaz kağıtlara bu dingin, bu tertemiz enerjinizle bir şeyler yazmanızı istiyorum. Bu yazılarınız, yazacaklarınız tamamıyla olmasına niyet ediyorum, olmasını seçiyorum gibi gibi kalıplarla olsun. Mesela herhangi bir olumsuzluk olmasın, yeni ay enerjileri tamamen yeniye yer açabileceğiniz, yeni, her şeyi destekleyen enerjiler barındırıyor. Dolayısıyla yazdığınız bu tertemiz kağıda mesela bir hayaliniz var, bir araba almak istiyorsunuz. O arabanın markasına, modeline varana kadar ince ayrıntılarıyla yazın. Belki isteyenler yazıp çizebilirler de, mesela istediğiniz arabanın markası Range Rover. Deyin ki Range Rover kırmızı Evoque marka bir arabaya sahibim. Ya da o arabayı almaya niyet ediyorum. Benim nacizane tavsiyem böyle zamanlarda hep şimdiki zamanla yazmanız. Yani Range Rover kırmızı Evoque bir arabaya sahibim. Ya da işte şu işe sahibim. Şuna niyet ediyorum. Sevgiyle, saygıyla yürüttüğüm bir ilişkim, bir evliliğim var. Çok seviyor ve çok seviliyorum gibi şimdiki zamanla gerçekleşiyormuş gibi her ne istiyorsanız dileklerinizi yazıp çizin içinizden geldiği gibi. Bunu kimseye göstermeyeceksiniz, herhangi birine okutmanız gerekmiyor. Dolayısıyla istediğiniz gibi özgürce yazabilirsiniz. Ve bu kağıdı yarın mümkünse akan bir suya, bir denize veya bir dereye, bir göle atabilirsiniz. Yeni aylarda yazdığımız mektuplarımızı akan suya atıyoruz ki o su da eridikçe gerçekleşmesi daha kolaylıkla olsun. Dolunaylarda da serbest bırakıyoruz ve o serbest bıraktıklarımızı ateşin yakıp küleden, dönüştüren enerjisiyle birlikte dönüştürüyoruz.
Dolayısıyla şimdi yeni ayda olduğumuz için yeniye yer açıyoruz. Olmasını istediklerimizi olmuş gibi tertemiz kağıda yazıyoruz ve yarın onu hemen gidip denize atıyoruz. Kağıdınızın başına yazabilirsiniz ki 15 Kasım saat 08.07'de gerçekleşen Akrep yeni ayının dönüştürücü etkisiyle şifalanmaya niyet ediyorum. Niyetlerime şimdiden olduğu için teşekkür ediyorum gibi bir niyet yazabilirsiniz. Esnemek çok güzeldir. Arınma başlamış. Blokajlarınızdan arınıyorsunuz. Şifa olsun. Kocaman bir bardak su için ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Su yoksa toprağa da gömebilirsiniz. Yaşadığınız şehirde göl, akarsu, dere, deniz vesaire hiçbir şey yoksa toprağa gömebilirsiniz. Toprak da şifadır. Doğal taşlarınızı varsa bunları yine gömebilirsiniz ama dolunayın temizleyen, dönüştüren enerjisi daha yüksektir. Dolunayda taşlarımızı daha kolaylıkla enerjilerini arındırabiliriz. Bunun dışında böyle bu enerji daha fazla dağılmadan ben sizlerin mektuplarınızı, niyetlerinizi yazmanızı istiyorum. Bana sorularınız varsa her zaman istediğiniz gibi sağlığı nedir gizemi Instagram hesabından bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dilim döndüğünce, bilgim yettiğince sizlere cevap vermeye çalışacağım. Birkaç dilek yazabilirsiniz, çocuklarınızı da yazabilirsiniz. Dileklerinize dikkat edin. Sizin için faydalı olan bir başkasına zararlı olabilir. Eğer böyle bir dilek yazıyorsanız bu zaten gerçekleşmeyecektir. Dilediğiniz şeyler her zaman sizin ve bütünün en yüksek hayrına olmalı ki gerçekleşmesi de kolaylıkla olsun ve imkanı olsun. O yüzden tabii ki çocuğunuz için yazabilirsiniz. Çocuğunuz için istediğiniz şeyin başkası için zararlı olmayacağını ya da çocuğunuzun da faydasını olacağını bildiğiniz zaman istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Söylediğim gibi şu an mevcutta planımda olan bir şükür grubumuz başlayacak 1 Aralık'ta. Ücretsiz bir çalışma WhatsApp grubu üzerinden 40 günlük yine ilk yaptığımda çok talep görmüştü. Buna başlayacağız. İsterseniz bana sağlığın yedi gizemi hesabımdan yazarsanız gruba eklerim sizi ama dediğim gibi 1 Aralık'ta başlayacağız bu çalışmaya. Bunun dışında 21-24 Ocak'ta 3 gece 4 gün Cenk Hocam'la birlikte yapacağımız Arın, Seç ve Yüzleş, yine çok dönüştürücü bir 4 gün yaşayacağımız kampımız var. 15 Aralık'a kadar erken kayıt indirimimiz var. Dilerseniz bu kampa katılmayı seçebilirsiniz ya da katılmak için niyet edebilirsiniz. Bizler sizleri aramızda görmekten mutluluk alabiliriz. Şu an hala şükür grubundaysanız oradan devam değil, o artık farkındalık grubu oldu. Çünkü elimden geldiğince de sık sık sizlerle kayıtlar paylaşmaya çalışıyorum. Yeni bir grup açacağız. Eğer katılmak isterseniz yazarsınız, oraya da eklenirsiniz. Aramızda olduğunuz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Bütünün en yüksek hayrına katkı ve fayda olmasını seçiyorum ve öyle de oldu. Başka bir gün tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yeni ayın dönüştüren, yeniye yer açan enerjisiyle hepimiz yenilenelim. Ve lütfen tekrar hatırlatmak istiyorum bunu. Kendi evde kalma sürecinizi kendiniz başlatın ve mümkün olduğunca evinizde kalın. Hepinize sağlıklı, huzur dolu, mutlu, iyilikle geçen günler diliyorum. İyi haftalarımız olsun. Hoşça kalın, görüşmek üzere.